Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler yine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine döneminden bazı parçaları şanslı bulsun inşallah. Bir insan İslam tarihini bilmese İslam'ı da bilemem. Yani her şeyin bir kökeni vardır, dayan nokta vardır. Bilhassa Peygamber yaşadığı dönem benimdir. Medine münevverdi elhamdülillah. Hicretten sonra artık İslam Devleti oluştu elhamdülillah. Meşit yapıldı. Ezan-ı Muhammed okunuyor orada Namaz kılınır meşitte, beş vakit namaz. Tabi sohbetler yapılıyor. Medine bulunan Müslümanlar yani sahabeler onunla her açıdan yetişiyorlardı. Onlara tabi anlayamayız muhteremler. Yani bir peygamberin arkasında namaz kılmak. Sonra o peygamberin devamlı sohbetine bulunmak. Medine'de o sahabeler öyle oldu ki sahabeler onların her şeyi İslam oldu. Her şeyi. İki sahabe bir yere geldi mi başka bir şey konuşmasını bilmiyorlardı. Rüyaları İslam, konuşmaları İslam her şeyi İslam yaşantı İslam'dı. Tabi düşman da durmuyor ama düşmana durmuyor. Bu da Allah'ın hikmetlerindendir. Bu da tabi Müslümanlara bir imtihandır bu da. Böylece kim ki dini İslam'ı din benim deni, dinim diye tan benimserse tabi mutlaka ki İslam için bir şey vermesi gerekiyor. Bu da iki türlü oluyor. Malla, canla İslam'a çalışmak gerekiyor. İlk savaş yani meydan muharebesi Bedir'de oldu. Mekke müşrikleri Ebu Cehil'in başkanlığında toplandılar. Aşağı yukarı bin kişilik bir kuvvet. Fakat o güne kadar savaş silahları üstün sayılıyor. Yani kılıçları fazla, daha keskin kelik kılıçları, kalkanları, zırhla giymişler. Pek çoğu atlı ve develi yayın yok. O güne kadar da yani savaş bakımından üstün bir donatıma sahipler. Müslümanlara ilk imtihan bu tabi. Din için, Allah için cihaz için de Bu geliyor. Ve elhamdülillah Medine 300 küsü sahabe. 313 rivayeti de daha fazla var. Bunlar çoğu muhacir olmak üzere elhamdülillah sırf İslam için o güne kadar öyle bir şey olmamış Arabistan'da. Olurdu savaşları ama genelde kabile savaşları, toprak için savaş, para için savaş. Öyleydi savaşlar. Bu savaş İlk defa sırf Allah için din işi olacaktı. Çıktı Müslümanlar Bedir'e gelindi. Hicretin ikinci yılında. Ramazan ayıydı. Ramazan ayıydı. Hava da o gün sıcaktı. Yine Müslümanlar sahabede oruçlu diler. Peygamber de hatta boza birisini dediği halde çoğurucu bozmalar yine. Bu şekilde Bedir'e gelindi. Ramazan'ın 17. günü iki ordu şimdi karşı karşıya saf tutular. Fakat dünya tarihinde o güne kadar öyle bir savaş görülmemiş. Neden? Baba oğlu karşı karşıya. Hazreti Bekir mesela örnek vereyim birkaç tane. Hazreti Bekir. Bir oğlu Abdullah yanında Diğer oğlu Abdurrahman karşıda, müşrik tarafında. İman o gün daha gelmemiş o zaman daha böyle burada, Ukay kar karşısında, karışı karşısında. Yani bu şekilde muhteremler, birçok böyle baba, oğul, kardeş, amca oğulları karşı karşıyalar bu şekilde. Böyle bir savaş. Şimdi tabii savaş başlamadan önce sonra Müslümanların hem sayısı az yani üçte biri kafirlerin hem de Müslümanlarda yalnız üç tane at var. Yetmiş deve var. Hatta Peygamber Aleyhisselam adetleri Medine'den Bedir'e giderken bir deve üç kişiye nebete biniyorlar Peygamberin bakın. Peygamberimizin özel devesi yok Peygamberimizin. Bir merhale yani belli bir yere kadar peygamber deveye biniyor. Sonra peygamber aşağı iniyor. Hasali biniyordu. O merhale gidiyordu, biniyordu. Hadi Zeyd o biniyordu bakma muhteremler. Yani peygamber Aleyhisselam adetine bakınız. Haşa ben peygamberim diye özel devesi yok. Hatta Hasali çok genç Hazreti Ali'ye. Çok genç. Hatta rica etti. Ne olur Allah. ben genç yüreğim. Hayır peygamber, hayır peygamber. Adalet budur böyle şey. Hadi Zeyd ise peygamberimizin azatlı kölesi peygamber bakınız. O da yalvardı ya Allah. Ne olur ben yüreğim. Hayır de Peygamber'i orada. Allah katında hep eşitiz. Allah bana peygamberlik verdi. Peygamberliğin gerekleri başka, ama bu adalet başka buyurdu Peygamberimiz. İki taraf şimdi saf tutulu orada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı mıtıra bakınız. Demek ki mutlaka gene duada gerekiyor. Peygamberimiz secdeye kapandı. Peygamberimiz en çok şöyle secde dua allah Teala'ya. Ya hayu ya kayyumu diye. Buna böyle. Birçok şey, âleme göre bu ismi azam bu bakınız. Peygamber bunu orada okudu orada böyle. Secdi de peygamberimiz ya hay ya kayyum ya hay ya kayyum diye Allah peygamber çok dua etti. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Çünkü henüz daha evet Müslümanlar Medine'ye toplandılar. Bir devlet oluştu ama henüz daha tam oturulmuş tabi daha yerine tabi İslam daha yeni din tabi Medine'ye münevvere Peygamber ayak attı Ali bir gülümseme oldu. Hz Bekir de Peygamberin başlığında. Ya Allah, e, gülümsedin. Evet, ya Bekir, Cebrail geldi. Allah biz yardım edecek, melekleri gönderecek. falan buyurdu. Savaş başlamadan önce Hazreti bir kölesi vardı. Bu safların en gerisinde Yere uzanmış bir su birikintisinden su içmeye çalışıyor orada. Orada su içerken bir ob geldi düşman tarafından boyundan vuruldu ilk şehit oldu. Fakat onun şehit olması, saftan Müslümanlara Allah tevekkül konusunda onlara büyük ders verdi. Baklar ki kaderden kaçılmıyor. İnsan düşmanın karşısında olsa, e, safın en önde de olsa, en geride olsa, kader yine kaderdir. Hazreti Ömer'in kölesi, hem safların en arkasında, hem yere uzanmış su içiyordu. Öyle de şehit oldu. Orada tabi savaş başladı muhteremler. O konuya fazla girmeyeceğim, başka olduğu için oradan. Elhamdülillah Allah Teala yardım ettiği Müslümanlara melekler geldiler. Melekler savaşır mı savaşta? Melekler savaşır mı düşmanla? Meleklerin tabi çok çeşitleri var. Bunların biri de yardım melekleri deniyor bunlara. Onların görevi o. Melekler haşa kılıç kullanmazlar muhteremler. Melekler top ve kullanmazlar. Peki niye geliyor bunlar? Melekler belirli geldikleri zaman o savaşa at üzerinde geldiler. At üzerinde yerle gök arasında ama çok iri, çok heybetli ellerinde muazzam büyük kılıçlar ellerinde melekler tek bir getirme başladılar ve müşrikler, müşrik onları gördüler müşrikler. Onları görünce Melekler ne yapıyor melekler? İnsanların beyindeki merkezleri etkiliyor melekler işte. Müşriklerin beyinleri durdu, iradeleri ellerinden alındı, ne yaptığını bilemiyorlar. Yani melekler, insanların beyni üzerinde, kalbi üzerinde etkili olabiliyorlar. Onların beyinleri durdu, karıştı beyinleri karıştı kalbine korku geldi. Zaten başına zaman kazanı kaybedilmiş gibi oldu. Sonra Peygamber Aleyhisselam adetleri yere eğildi Peygamber Aleyhisselam adetleri yerden bir avuç ince kum, ipek gibi veya toprak Peygamber aldı yerden. Peygamberimiz o kumu at onlar üzerine doğru. Allah'ın izniyle hepsinin gözüne girdi onda. Hepsinin gözüne girdi kum taneleri. Gözlerine girince, tabii ne olur gözler, gözler yandı, gözleri yaşardı gözleri, gözlerine su şapur şapur akıyor, gözleri yanıyor, gözleri yanıyor. İşte Allah yardım ederse, ediyor Mevla ediyor bu şekilde. Orada elhamdülillah Mekke müşriklerinin en azgınlarından 70 orada öldürüldü, gebertildi diyelim, Ebu Hüce ile başta olmak üzere muhteremde. Hatta bakın de savaş başlamadan önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o çevreyi gezdi. Dik yanında bulunanlara Ebu Cehil burada düşüp ölecek. Utbe burada ölecek. Şey burada ölecek. Bak muhteyenler Kaderde hep bunlar takdir olmuş bunlar. Hiçbir şey başvuruyor değil. Bence Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ismen söyledi düşüp öleceğin noktayı Peygamber gösterdi. Gösterdi burada. Aynen öyle oldu böyle. Tabi bu da ne oluyor? Sahabelerin iman daha kuvvetlendiriyor böyle. Bu görün mucizeyle daha kuvvetleniyor. 70 tanesi müşriklerin en azılları orada öldürüldü. Kaşanlara kaçtı. Kaçamayanlar da 70'i esir alındı. Elhamdülillah. Bu şekilde Bedi Savaşı kazanıldı ama bunun anlamı büyüktü İslam Hişmeti. Anlamı büyüktü. Medine Münevvere'de bir İslam Mehmeti kurulmuştu ama etraftaki kabileler bunu daha tanımıyorlardı ama Yani bir devlet yapısı yoktu kendisinde. Bunu tanımıyorlardı. Ve bütün Arabistan'daki Arap kabilerine göre Mekke müşrikleri Allah'ın sevdiği kullar. Çünkü eshab-ı fil orada helak olunca yani Mekkeliler en üstün insanlar derlerdi. Bu şekilde Mekke'nin orada savaşı kaybetmesi ve herhalde Müslümanların kazanması Müslümanlığın artık devlete dönüşmesine etaptan tanınmasına sebep olmuş oldu Bence. Bir dönüm oldu Bedir Savaşı. Tabi kafir durmuyor. Ertesi yıl, yani Hicri 3. yılda. Şimdi Ebu Cey yok tabi, başkomutan olarak, baş olarak. Onun yerine Ebu Süfyan geçti, Mekke'nin reisi oldu. Ebu Süfyan'ın komutasında bu defa 3000 kişilik bir şirk küfür odusu Medine'ye doğru yola çıktılar. İntikam almak için geliyorlar. Böylece. Yani niyetleri başta peygamberimizi kesinlikle öldürmek, Müslümanları hepsini kılıçtan geçirmek, yani İslam'ın onlara göre güya kökünü kazımak niyetleri o. Tabi kulun niyeti başka, Allah'ın takdiri başka muhteremler. Allah'ın takdiri başka. o da geldiler bunlar. Uğud'a gelirler. Peygamber Aleyhisselam'a işte da Uğud'a gitti. Peygamberimiz de Cumartesi günü savaş oldu orada. İşte Uğud'da bir hata işlendi Müslümanlar tarafından. Bir tepe vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tam da bakın öyle peygamberimizin kişiliği, kimliği ki yani akıl ermi muhterem. Bak. O dönemde peygamberimizin yaptığı harp stratejisine bakın böylece. Peygamber arkasını Uhud Dağı'na verdi. Arkan düşman açıp gelemez derken. Peygamberimizin ordusunun sağ tarafında da emniyette, Uhud Dağı'nın kenarı Yalnız sol taraftan düşmanın çevirme ihtimali vardı. Orada bir küçük tepe vardı. Hale tepeye tabi duruyor orada. Oraya Peygamberimiz okçuları yerleştirdi. 50 okçuyu. Onlara Peygamberimiz kesin emir verdi savaş kazanılsın, kaybedilsin, benden emri gelmeyince bu da ayrılmayın dedi onlara peygamberleri. Savaş başlayınca hele o gün biraz hasta Hamza Uğut'ta böyle aslan kesildi. Demek ki artık ömrünün sonunu tam Allah'ın dinine vererek Allah'a kavuşacak. Aslan kesildi orada. Bir tank gibi böyle. Nereye saldırırsa kılıçtan geçiriyor müşrikleri. Müslümanlar peygamberimizin tabi çevresinde Allah diye cevap savaşa girince birdenbire kısa zamanda müşrikler bozuldular. Kaçma başladılar. Dağıldılar. Bozuldular. Müslümanlar tabi bu da vardı savaş kazanıldı diye önemsemediler. İşte o zaman okçuların çoğu tepi bıraktılar. Onların başındaki komutanları Hazreti Abdullah onlara dedi ki Resul emir gerçekten bekleyelim dinlemediler. yani yedi tanesi kaldı orada. İşte o zaman Halbimli denen kişi o zaman müşrik tarafındaydı. Sonra Müslüman oldu elhamdülillah. O attığı birliklerin başındaydı. Arkadan İslam ordusunu çevirdi. Bir anda iş tersen döndü orada böylece. Tersen döndü. Tabi döndü ama Allah'ın son peygamberi o ordu İslam'ın temel taşları onları sahabeler. Onlar tabi aldı, yok edilmez tabi onları. Yani müşrik ordusu Uhud'da savaşı kazanabilecek bir duruma gelmişken kalpten bir korku geldi Allah tarafından. Bir korku geldi, ne yaptığını bilemediler. Hatta o arada kafirin biri kafirin biri yemin etmiş putlarına Mekke Mükerremem'de. ben mutlaka Muhammed'i öldüreceğim orada orada. Andışmış putlarına. Savaşın en kızın bir anında hep Peygamber gözetliyor. Eline kılıcı hep peygamberi gözetliyor. Hazır Musab vardır. Musa bin Umeyr. İsmi çok geçti bu muhteremler. Medine münevvereye İslam yayan kişi. Bu Hazreti Musab zırh giydiği zaman aynen peygamberimize benzermiş o durumda böylece. Bu kafir, müşrik kafir Hasım Musa bin Umer'i gördü. Onu peygamberimiz zannetti. Zannetti. Hasım Musa da sancaktar. Eline sancak var böyle. Önde bir kılıç vurdu. Hasım Musa'nın bir eli koptu. Eli koptu, fırladı bir yere, kan akıyor. Sonra sancağı aldı. Bir kılıç daha vurdu sol eline Hazreti Musab'ın, sol kolu da koptu. Bu sefer iki şey arasına aldı sancağı. Üçüncü darbede Hazreti Musab orada şehit oldu orada. O da şehit oldu. Şehit oldu. O da haşa peygamberimizi öldürdü zannetti. Ebu e gitti, Ebu Sübiyye, müjde bağırıyor mu? Nasıl bağırıyor? O çınlıyor Uğud'a Ne oldu? Muhammed'i öldürdüm. Diye bu haber birden beri harp meydanına yayıldı. Tabi Peygamberimizin öldüğünü duyan sahabeler de, sahabeler de bir, bir hal gelin, onlara gevşedi geldi. E Peygamberimiz gitti, artık ne yapalım dünyayı diye bir gevşeme oldu. Sonra elhamdülillah hasremler bağırdı. Hayır, hasremler burada dertten böylece. Yine toparlanır Allah aşkına elhamdülillah. Ve savaş müşkül tarafında kazanılma noktasındayken Allah ona bir korku verdi. Allah ona bir kararsızlık, sabahsızlık verdi. Ne yapayım bilemediler. Dönüp gittiler buna bu şekilde böylece. Tabi bunda netice böyle oldu. Okçuların dinlemesi emri bu şekilde oldu böylece. Sonra muhteremler iki yıl sonra Hicretin 5. yılında tabi çok önemlisini şey yapıyorum ben yoksa hatta önemli demeye bile dilim var mı muhteremler? Çünkü Peygamberimizin yaşadığı o dönemde her ne olmuşsa hepsi önemli muhteremler. Hepsi. Allah'ın son peygamberi. Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim orada uyguluyor. Peygamberimizin ne yapmışsa Hatta Peygamberimizin su içmesi, Yemek, yemek oturması hep hepsi önemli tabi Allah'ın son peygamberi çünkü o. Fakat biz tabi daha bir kalın çizgilerden duruyoruz şu anda inşallah. Özetleyerek Hicret'in 5. yılı geldi şimdi. Zaten Peygamberimizin Medine dönemi 10 sene. 10 sene dönemi bence. Din tamamlanacak tabi orada. Hicret'in 5. yılında Medine'deki bazı Yahudi kabilelerde oradan sürülmüşlerdi. Haybere kaçmışlardı. Bunlar Huye denen başları, Yahudilerin başları Mekke Ebu Süfyan'a gitti. Dedi ki ona o zaman Medine de bir Yahudi kabilesi var Bini Kureze diye. Bir de Hayber tam Yahudiler üstü böyle Hayber. Biraz Hayber kaleden dışı şekil, sekiz büyük kalesi var Hayber'in. Bir de Hayber Medine'nin Şam yolu üzerinde. Her zaman oradan Medine'ye Müslümanlara tabi baskı uygulanıyor oradan. Gitti Yahudi'nin başı oradan Ebu Süren Mekke'ye mükerremeye. Dedi ittibak oluşturalım, toplanalım, Medine'ye saldıralım. Muhammed'i onun bütün sahabelerini hepsini teker teker öldürelim ama tek kişi bırakmayalım dedi ben işte. Ebu Süren bunu kabul etti. Bunun üzerine bu Yahudiler heyet halinde Diğer büyük kabilere gittiler. Onlar da kandırırlar, anlaştılar, Hepsi birlikte bundan karar verdiler. Artık son bir darbe yapacaklar Medine Münevvere'ye. Haş Allah'ın son peygamberini onun bütün sahibi öldürecekler. Akıllarınca yani dinle kalmayacak onlara göre. Haber peygamber ulaştı mesela, Ulaştı. Mekke mükerremede ve civara büyük kabile toplanıyorlar. Çok büyük bir orduya çıkmış diye. Eğer bir konuda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy gelmemişse ya da özür olarak Cebrail gelip peygamberimize bu konuda bilgi vermemişse peygamber adetiydi diye Aleyhisselam Hazretleri'nin hesabını toplar onlarla müşavir yapar, danışma yapar peygamber yapar. Yani peygamber peygamberim diye şöyle böyle yapın. Yok muhterem böyle böylece? Yoktu bu şekilde. Eğer o konuda illahi emir vahiy gelmemişse peygamber toplardı. Yine peygamber toplu sahabelerini. Eshabım bakınız çok bir bir ordu geliyor. Ve doğru haber alındı. Buna karşı nasıl bir savaş uygulayalım. Bunlar nasıl yapalım? Tabi savunma savaşı olacak şimdi bu. Nasıl yapalım bunu? İşte şöyle böyle derken Hatice Selman'ı Farisi. Farisi yani Farslı İran'da aslında muhteremler. Onun da özel çok ilginç bir hayat var Selman Farisi'nde. Çok kısa geçeyim inşallah. Öyle işime dolu şu anda. Bu İran'da. O dönemdeki İranlılar, yani o dönem İran'da Sasani devleti vardı. Dünyanın ikinci süper gücü. Roma ve vardı. Onlar ateş peresterdi. Bu Selman 7 yaşından gelince alıyor bunun babası tapındığı ateşhaneye puthaneye götürüyor. Orta büyük ateş yanıyor. Onların mabetleri, puthaneleri. Bak Selman yavrum diyor. Şimdi diyor bu ateşi burada dua edeceğiz. Buna edeceğiz. Peki baba neyi ateşe diyor secde ediyorsunuz? Yedi çocuk. Yavrum işte biz yakmasın cehennemde. Peki baba diyor sen kaç yıldır buna secde ediyorsun, buna dua ediyorsun, buna tapınıyorsun. Tam 40 yıl yavrum yavrum diyor. 40 yıldır diyor. Hiç afsatmadan diyor ben buna tapındırırım, ibadetini yaparım. Peki baba diyor, madem sen bana kırk yıldır tapınıyorsun diyor, bir babanın sol bir yakacak mı diyor. Yakar tabii. E baba diyor, olur mu böyle şey be diyor bak diyor. Sen kırk yıl tapınıyorsun, daha dünyada seni yakıyor bu diyor diyor. Hayatı bu sen daha çok yakar baba diyor. Ben ona tapınmam diyor. Babası kızıyor tabii, Babası bu eve kapatıyor bir yere. Tapınması için. Bu oradan kaçtı. O zamanlar rahipler vardı. Yani papaz değil de Rahipler mağaraya çekilmişler, bir kenara çekilmişler. Hazreti dinini böyle müstahatan almışlar böyle. Yani incire bağlı değil bunlar böylece. Böyle bir rahipleri buldu. Son buldu Rabbi dedi ki buna, ya Selman dedi. Sen burada Şam'da artık kalma, Şam'a kaçma, burada kalma dedi. Sen de Mekke'ye, Medine'ye git dedi. Son peygamber yaklaştı dedi. O yüzden Mekke çıkacak, sonra Medine'ye yerleşecek dedi. O tarafa gitsem dedi. Bu da bir kervan abi giderken, kervandakiler buna hainlik ettiler, kölemiz diye bunu sattılar. Bir Yahudi bunu satın almış, Medine'ye getirdi. Bu Selman bir yarı güçlü kuvvetiymiş kendisi. Çok beceriklik işiymiş. Bu Yahudi patronu oturmuş hurma ağacının altında Hz. Selman da hurma ağacının üzerinde onların bu damlayışlarını yapıyor bakıyormuş. Tam o anda biri geliyor, bir Yahudi'nin biri geliyor. Bu Selman'ın patronu Yahudi'ye bağırıyor daha gelirken. Duydur mu diyor, yeni bir haber. Ne oldu duymadım. Mekke'den diyor Muhammed diyor Medine'ye gelmiş, hicret etmiş diyor. Peygamber buraya gelmiş diyor. Hep diyor Medine'ye iman etmişler ona böyle diyor. Hazreti Selman zaten öğrenmişti ismin Muhammed olacağını. Acı bu derken hemen aşağı indi. Sordu. Kim bu Nerede, nereye gelmiş şu an derken. Şimdi bunun sahibi kızdı buna. Kaldı. Bir tek vurdu buna. Defol buradan. Sen karşıma bu işlere böyle bu gene hatta yere düştü. Ağzı bunu kanadı. işin yaptı. Ersi günü bu gizlice kaçtı. Buna o rahip akıl vermiş o son peygamber demiş zekat kabul etmeyecek hediye kabul edecek bir de onun arkasına demiş bir mühür olacak demiş şimdi ertesi şey günü her gün buna patronu bir avuç hurma veriyormuş yiyecek olarak ekmek vermiyormuş o kadar o gün buna patronun verdiği hurmayı alıyor bu henüz de peygamber kubadaydı hemen koşa 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 kubeye gidiyor peygamber kaldı, eve giriyor Peygamber dedi ki, ya Muhammed, sadece zekat getirdim dedi şimdi. İmtihan diyor, peygamber aklına tabi edince. Sana zekat getirdim, kurma peygamber önüne koydum. Peygamber güldü. Ya Selman, biz zekat kabul edemeyiz. Allah bir izin vermiyor. Ver arkadaşlar, işin değerleri böyle Baktı, tam bir alamet, tamam. Ertesi gün yine geldi. O gün dedik ki, Ya Resulallah, Ya Muhammed dedi, sana hediye hurma getirdim. Peygamber peki koyun mu yiyelim dedi böylece. Selman bunları saymış. Tam 25 hurmaymış böyle. Ona rahip demiş ama eğer o son peygamber de o hurmadan yerse ona bereket verir. Onun sayısı çoğalır demiş ama Bu da bir keram, mucize demiş böylece. Selman hurmayı saymış. 25 hurma. Peygamber de, ya Muhammed sana hediye getir hurma. Peki koyun mu? Koydu. Peygamber çağırdı. Gelin bakalım yiyin bakalım böyle. Kalabalık yediler, yediler, yediler böyle. çekirdek bir yere koyuyorlar. Serman bakıyor, kurmadan duruyor daha böylece. Kurmadan daha duruyor bu şekilde böylece. Şimdi kalın <laughs> Peygamberimiz, bunları verin başına götürün dedi Peygamberimiz. Bu defa Serman oradaki topların çekirdekleri aldı hepsini böyle. Aldı onu dışarı çıktı, saydı. Bin küsur çekirdek. Bunu da görünce, bu hak peygamber. Ama bir alamet daha var dedi, sırttan bir olacak böyle Bir gün Peygamber Aleyhisselatü bir şey Medine'de meşgulken iken, hep arkada dolaşıyor Selman, o bir nasıl görsem diye. Bana dolaşıyor, dolaşıyor böylece. Peygamber fark etti. Dedi ki, Selman gel gel bakalım dedi, gel bakalım dedi. açtı Peygamber sırtını, böyle de mühürü dedi. Şey Hemen tabi orada kendimi getirdi, Müslüman oldu muhtemelen. Sonra Peygamber dedi ki ona Selman sen de efendini yağ diye söyle. Seni kitabete kessin. Şimdi i̇şte bu su o zaman, o zaman kölelikte kitabet, mükatebe denir. Bir köle efendisi arz eder. dedere beğen der bir kıymete biç beni. Yani çalışıp ödeyecek kendini oradan kurtaracak kölelikten. Tabi kabul ederse efendi sahibi. Bu geldi efendisine dedi ki ya diye ne olur efendim ben de kitabete biçer misin? O da 40 ok ediyorlar. O zamanki ölçü neyse o kadar altına biçti bunu. Çünkü kıymetli köle olduğu için peygamber geldi. Ya Resulallah 40 ok altına biçtere bana. Yani çok büyük. Nasıl öderim ben bunu? O anda Peygamber'e hediye bir küçük altın gelmişti. Küçük bir altın. Peygamber aldı Selman. Bunu onlara götür, ver, kendini kurtar. Ama yarışıyorlar bu küçük ama olsun sen ver. Selman dedi bir bunu dağıttırayım bakayım. Dağıttırdı, küçük bir şey, tam kırıyor Ne işte fazla böyle Geliyor Geldi onu tabi verdi sahibine, kurtul oradan. İşte şimdi Hendek savaşta olmuyor. Düşman geliyor, Peygamber toplu sahabelerini e, hesabım nasıl yapalım? Düşmanla karşı nasıl bir savaş stratejisi uygulayalım? Tabi şöyle böyle derken, ki, Selman, dedi Selman, Ya Allah dedi bizim ülkemiz yani İran'da dedi düşman çok kuvvetli geldiği zaman bir orada da hendek kazardık dedi böyle. Hendek kazardık ki ad deve geçemez. Derin kazardık. Topa bere yardık. Oradan diyor okla savunmaya savaş yapardık. Peygamber bunu peki buyurdu. Ben beğendim bu stratejisini. Hemen hendek kazanmasına karar verildi. Nereye kazanacak? Şimdi Medine'nin bir kısmı dağlık, u falan var. Bir kısmı da hurmalık, sık ağaçlar. Orada orada giremiyor böyle. Gelemiyor. Açık mevki var. Ki o belli Medine bu duruyorlar tabi. O araya Peygamberimiz gele hesabına beraber Peygamber eline bir çubuk aldı Peygamberimiz. Çubuk aldı. Peygamber Aleyhisselatü böyle baştan başta bir çizdi. Sonra ikinci ona paralel olarak onun geniş bir çizdi. Çizdi. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her 40 zira 10 kişi taksim etti. 40 zira. Nedir zira? başlama ucuyla dirsek arasında zira deniyor o zaman ölçüyor. 40 zira Peygamber böyle böldü. Her 10 kişiye 40 zira kazılmasına orada karar verildi. Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Bakın, peygamberimiz de aynı muhtemelen. Peygamberimiz böylece. Esselam ben Peygamberimiz böyle kazıyor, peygamber toprak sırtından toprağı geriye getiriyor, Çal çalışıyorlar. Ama çok acele çalışıyorlar. Çünkü eğer bu endek kazıman düşman gelirse, eme boşa gidecek, bitmesi gerekiyor. Çok hızlı çalışılıyor. Hazreti şema'nın dahil olduğu grupta, o grupta, o 40 ziralı bölümde, tam iki çizgi arasında ortasından, çok iri, sert bir kaya çıktı şimdi. Vuruyorlar kazmaları, balüzleri böyle. O kadar hızlı vuruyorlar böyle. Acil ediyorlar. ki ama sanki çelik. Bir ufak bir şey kopmuyor, taş kopmuyor. Üzerinden artık arisi ar yoldular. Şey Derler ki, biraz eller sağa sola alın dediler, Aynı genişlikte. Selman razı olmadı. Resulullah bunu kendi çizdim eliyle. Ona bir danışalım bak. Hasan gel peygamberimize. Ya Allah durum böyle böyle. O kadar uğraşıyoruz, kaç saattir bir taş parçası zeli koparamadık kayadan, ne yapalım? Yer değiştirelim mi? Peygamber durun ben geleyim dedi peygamberimize. Peygamberimize geldi, dedi ki sen bana, ver bak sen bana şeyini, en büyük ondaymış balyoz. Aldı peygamberimiz, indi içerisine doğru. Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim dedi. Elini kaldırdı, bir vurdu kayanın üçte biri parçalandı ama o anda bir şimşek gibi ateş çıktı böyle, ışık böyle. Şimşek ateş değil, ışık böyle çıktı böyle. Şimşek gibi an böyle. E tabi aydınlatan bir parıltı oldu, öyle oldu. Peygamber şöyle Hazretleri Şamadır Peygamber döndü. Allah-u Ekber Peygamberimiz. Tekbir aldı Peygamberimiz. Orada bulunan sahabeler de onlara tekbir aldılar. Allah-u Ekber diye. Peygamber tekrar Besmele-i Şerif'i çekti. Yine Peygamberimiz o kayaya bir daha vurdu. Kayanın diğer üçte biri, yani üçte ikisi olmuş oldu şimdi. O da öyle çatıda parçalandı. Yine bir şimşek gibi böyle ışık çıktı etrafı, aydınlattı etrafını. Peygamberimiz İran'a doğru döndü. Yine Peygamberimiz Allah'a tekbir aldı. Hep sahabe tekbir aldılar. Peygamberimiz son vuruş darbeyi vurdu. Üçüncüsünde Kaya tamamen tuz buz oluyor, parçalandı tamamen kaya. Yine bir ışık çıktı, etabı sardı. Peygamber bu defa Yemen'e doğru döndü, Yemen'e döndü. Yine Peygamberimiz Allahu Ekber dedi. Hep tabi sahabeler Allah'a bir tekbir aldılar, tabi inliyor çevrede. Peygamber tuttu elinden, Peygamber ışık çıktı Aleyhisselam Hazretleri. Tabi sahabeler hep Peygamberi izliyorlar. Çünkü her işinde mutlaka her perdesi bir şey var tabi. Sordu sahabeler, Ya Allah ilk kuruşunda muazzam bir ışık getirip aydınlattı. Sen Şam'a doğru baktın, tekbir getirdin. Acaba hikmeti ne bunu Ya Resulallah? Peygamber Şerab buyurdu, hesabım. İlk kuruşunda kaya çatladı, ışık çıktı. Allah Teala bana Şam'ın kızı köşlerini gösterdi. Demek ki o dönemde kırmızı boyalı ne işte ölmüş Şamlı köşesi demek ki. Peygamber buyurdu. Allah Teala bana Şam'ın kızı köşlerini gösterdi. Cebrail Cebrail'e geldi, bana müjde verdi. Ya Allah ümmetin senden sonra buraya hakim olacak. Burası İslam Mahallesi olacak burası. O zaman Şam Romalı'ya ait. Romalı'ya ait. Ben tabii sevindim, Allah'a böyle tekbir getirdim. İkini vuruşumda Allah Teala bana medayin. O zaman medayin İran'ın baş şehriydi medayin. Şimdi Tahran o zaman medayindi. Allah Teala bana medayinin beyaz köşelerini gösterdi. Yine Cebrail'den bana müjde verdi. Ya Allah ümmetin buraya hakim olacaklar. Hep İslam belis olacak buraları. Ben tebliğ getirdim. Üçüncü vuruşun Rabbim bana sana Yemen'in baş yeri yine sana Yemen baş yeri. Bana Rabbim Sana'nın kapılarını köşelerini gösterdi. Yeni Cebrail bana müjde verdi. Ümmetin yakında buraya girecek diye. Ben sevindim. Tebliğ getir Allah verdi. diye. Peygamber bunu böyle sahabeye verince tabi sahabeler onları coşu barim yapıyorlar. Berdi. Elhamdülillah o gün için yani Roma ile savaşmak İran ile savaşmak akıl hayırlısı değil böyle. Onunla dünyanın süper güçleri. Müslümanlar Medine küçük bir kasaba devleti ama. Yani küçük bir kasaba devleti öyle vilayet falan değil böylece. İlçe gibi bir şey o dönemde. Tabi her zaman münafıklar var. O zaman münafıklar vardı Medine'de. Orada bulunuyorlardı. Peygamber bu müjdeyi verince yani Roma'nın ülkeleri, İran'ın Sasani ülkeleri, o zaman Yemen devleti böylece Yemen devleti hep İslamlaşacak deyince orada bulunan münafıklar başladılar gülüşmeye kendi aralarında. dede ki birbirlerine haşa bakın. Haşa. Bakın şuna dediler be. Haşa dediler peygamberim diyor. Peygamberim diyor. Bir Mekke müşrikleriyle birkaç tane kavim kabileyle çıkıp savaşmaya korkuyor. Hende kazıp arkadan saklanıyor dediler. Bir küçük, küçük kasaba şeyi kalkmış dediler. Yemini alacak. Devlet. Hele Roma'na savaşmak. İran'la Sultan'la savaşmak. Artık bu çılgınlık bu dediler böyle. Haşa peygamberimize artık böyle tamamen sapıkla itham ettiler. Münafıkla görüştüler onlar. Tabi Müslümanlar bunu duyunca üzülü Müslümanlar bu duruma. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelenler. Hemen Cebrail geldi. Yani sahabeler her an böyle bir mucize yaşadılar sahabeler haber yaşadılar. Cebrail geldi. Şu ayet kelime getirdi Ali İmran suresinde. Bismillah kulillahümme malikel mülki Ayet geldi muhteremler. Bu ayeti hep okuyun sonra inşallah muhteremler. İslam izzeti bunda âyet-i kerimede inşallah vereceğim. Hem anlam vereyim işte kısa kısa hem inşallah. Kul Habi Muhammed'im söyle. Allah verdi. O münafıklara söyle ve bütün Müslümanlara söyle. Allahü malike mülk. Tabi bu kullahümme geçer de okurken tek görme şimdi. Ey mülklerin maliki olan Allah. Yani anlamı öyle bir şey muhteremler insan anlam veremiyor. Kur'an. Yani emin olun Kur'an Mucize mucize okuyan da aciz, anlamını veren de aciz, dinleyen de aciz muhtemelenler. Allah kelam için Kur'an-ı Kerim Ey bütün mülklerin maliki, malik. Buna nasıl mana anlam ve Türkçe veririz bunu şimdi? Bir insan efendim filan benim evim diyor bak. E, mal sahibi, malik yani Türkçemizde. Araba benim, şu benim. Evet, sahibi ama onun maliki değil ama. Maliki değil Araba karşıda araba yarım görüyor. Ama eline bir şey gelmiyor bak. Bu anlamı mülklerin maliki, mülklerin mutasarrufu bak. Tasarruf böyle. Her şey Allah'ın azanı kudretin tasarrufunun tedbirinde böylece. Yani bütün zerrat-ı bakın böyle. Bütün zerrat-ı Allah'tan tam kesin tasarrufunda. Onun kabzayı kudretinde. Hücrelerimiz, beynimiz, kalbimiz, atomlar, yıldızlar, aşk ve böyle Allah Teala'nın tam kesin kabz kudretinde bu anlama gelebilecek. böyle Böyle olunca tütü mülke ben Ya Rabbi sen mülkü dilediğine verirsin. tü mülke ben Ya Rabbi sen mülkü dilediğine verirsin. Mülk. Nedir işte? Beden do o, hayat o, mal doğu, 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 da o, izzet devlet o, hepsi içinde böyle yani. Sen ya Rabbi mülkü diye dine verirsin. Ve tenziye mülke mimmen teşya. Ve tenziye mülk, mülkü çekip alırsın. Mimmen teşya, dilediğine mülkü alırsın, dilediğine verirsin. Mesela dünyada şöyle günümüze göre bakarsa şöyle önce tabi küçükten başlayalım. Mesela bir kişi bir zamanlar mülk sahibidir yani. iş sahibidir, parası pulu vardır, e bir çevresi vardır, ünü vardır, bir şeyleri vardır. Ama böyle alır onu başına vermek aktarım der. Tabi Tabii devlete de bunun gibi işte. Devlette de bunun gibi böyle şey. Allah Teala bir devlete mülk verir, alır, başına verir. Ve <laughs> tu Sen ya Rabbi dilediğini aziz ve onurlu, şerefli, kuvvetli kılarsın ya Rabbi. Ve tu men <laughs> dediğinde zeli kılarsın. Bir diken yani hayır. Bütün hayırlar senin elinde ya Rabbi. Senin tasarım kudretinde, inneke ala küllü şeyin kadir. Ve sen ya Rabbi her şeye kadiri mutlaksın böyle. Gücü yeter böylece, Yeter. Ayet-i e geldi. Ayet-i e gelince tabi orada sahabeler muazzam sevindiler. Peki sonra ne oldu şehrinlikte muhteremler. Henüz yani savaşın sonucu ne oldu tabi? Aşağı yukarı iki hafta sürdü hendeklerin kazılması. Mevsim kış. geceleri soğuk oluyor. Bir de Allah Teala'nın hikmeti sahabeler imtanda oldukları için de o sene de Medine'de muazzam kıtlık var. Kuruma bellesin hurma yok o sene. Vermiş beyler onlara imtihan olarak. Açlık var, kıtlık var, üz başları yok 15 günde ama aşırı çalıştı, aşırı bela. Bir rakıdıma çalıştılar. Ancak ki hendeklerin kazılması bitti de düşman geldi. On bin kişi. O güne kadar Arabistan görülmeyen büyük bir ordu. On bin kişi ama nasıl geliyorlar? Develerle geliyor muhtemelen. Bir de düşünün buna ben 10.000 bin deve üzerinde insanlar. Altı da var, develi var. Bir de ayrıca yine develer var böyle eşyaları var, silahları var. Bir de kesme için getirilen develeri var. Artık 15 bin deve diyelim en aşağı böyle. Düşünün ki koca koca develer karşıdan geliyor böylece. Düşman geliyor, bulutlar gibi böyle, tozumuna katıyorlar. Henüz tek bitti, düşmana gel, başlarında. Onların amaçları da kenar alanda toplanmışlar, habile lata şey yemin etmişler. Mutlaka Müslüman da tek kişi kalmayı öldürürüz diye böylece. Birden beri hücuma geçmiş karar vermişler. Hemen geldiler. Ama hendekleri görünce durak aldı şimdi. Deve geçemiyor. Atla atlayamıyor. Müslümanlar beri toprak çekilmiş. el yani ok yatmışlar. Sibel'e bekliyor Müslümanlar. Durak aldı şimdi orada. Döndüler, sağa baktılar, sola baktılar. Hiç bir şey. O günce kaldı. Derken sonra başladılar ok savaşlarına. Karşıdan karşı, ok atma, taş atma falan başladı bu şekilde böylece. Müslüman bir bir da. Fakat tabi gecede orada kalması gereken Müslümanların biz başta yok Müslümanların bir şey böyle. Yani çoğun dikişli bir şey yok üzerine böyle. İki tane bez sarılmış da ihram şeklinde altın üstüne ince bir şey ne organları var evlerine getirsin ne batı ne kilim var böylece. Toprakta gece de soğuk oluyor, muazzam üşüyorlar, bir de muazzam açlık, kıtlık var böylece. Bir kaşık sıcak çorba yok, çay yok tabii o dönem zaten yok böylece. Bu şekilde. Şimdi işi imtihana bakmış, imtihan bitmemiş daha ama. Medine'de bir Yahudi kabilesi vardı. Üçlü bunlar ikisi kaç oradan çıkarılmışlardı. Bir kabile kaldı Medine'nin kenarına kalmıştı. Beni Kureyze'de bir kabile vardı. Peygamber bunlara anlaşma yapmıştı Yahudilerle, anlaşma yapmıştı. Peygamberimiz onlara dokunmayacak, onlara İslam'a dokunmayacaklar ve birbirinin düşme yardım etmeyecekler. Ama Yahudi milletinin bu doğasına var, anlaşmaya bağlı kalmaz onlar muhtemelenler. Yahudilerin doğasına bu. Hatta Yahudilerin inancına göre, eğer Yahudi karşı kini aldatmazsa günah giriyor onlara göre bakınız. Günah giriyor derinde. Bak bir örnek vereyim. Bir gün Hazreti Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in Abdullah Hazretleri sahabeden hem de çok fukahasına yani böyle çok zeki akıllı sahabelerden. Bir gün Medya dışına yere giderken henüz daha Medine'nin Yahudiler varken bir yağda karşılaşıyorlar. Tanıyor tabi birbirini tanıyorlar beraber gidiyorlar. Hazreti Abdullah biliyor ki, bir Yahudi, Yahudi olmayan birisiyle alışveriş yapsın, arkadaşlık yapsın, yolculuk yapsın, eğer ona bir zarar veremese, günah giriyor Yahudilere göre. Yani birinden yolda otobüse bir gidiyorlar, mutlaka ona bir zarar verecek. Alışveriş yapıyor, mutlaka bir zarar verecek, onu yapacak. Hazreti Abdullah çok dikkat ediyor, bu yadı bakayım bana ne yapacağı bakalım böyle. Gayet onu izliyor. Her konuşunun sözünü. Gereğinde sözü arasında böyle gebeleyerek muhasta yanlış kelime kullanıyormuşlar böyle Hatta peygamberimize Es-Sam Aleyke peygamberimize. Selam yani Es-Sam derlerdi. Yani helak o anlamında derlerdi. Artı ayrımlarına geliyor. Tutuyor elinden. Ya diyor, dur bakalım diyor asatullah, ah, Dur ya. Sen de iş benim için günah girdin. Ne olacak senin durumu şimdi? Ya ben günah girmedim. Niye? Girdin diyor. Girmedim. Neye günah girdim? Bak şuradan bırakıp yolculuk ettik. Senin bana bir zarar vermen gerekiyordu diyor. Ben Müslümanım diyor. Sen bana bir zarar veremedin diyor. Yok ben yaptım sana verdim zararımı diyor. Ne yaptım? Cık, söylemem. Bırakmıyor elini. Kuvveti de kendisi. De. Bırakmıyor elini. Bırakmam diyor. İlla bana söyle bakalım. Yok söylemiyor. Hasım Musa hakkına söyle. Tevhid hakkına söyle deyince Abdullah diyor Baktım diyor, çok amaç uyunuksan diyor, çok uyunuksan böyle diyor. Düşün, taşın diyor, ancak sana şunu yapabildim diyor. Arası arkada kaldım, senin gölgün hakarete bastım diyor. Ancak bunu yapabildim böyle diyor. Başka yapamadım böyle diyor. Demek ki Yahudilerin doğasında bu muhtemelen, doğasında bu. Yahudi inancına göre bu şekilde. Onlar dönem hangi dönem olsa olsun, anlaşmalara kesinlikle bağlı kalmazlar. Balık almazlar böylece. Mutlaka bir ihanet yaparlar. Sadık yaparlar böylece. Bu Yahudî kabilesi de anlaşmayı bozdu. Şimdi Peygamber anlaşmayı tekrar da anlaşmayı. Baklar ki düşman çok kuvvetli. On bin kişi. Silahları bol, okları, kalkanları, zırhları bol, yiyecekleri bol. Müslümanların fazla silah yok Müslümanların, az Müslümanlar. Anlaşmayı bozdular. Bu defa hep beraber saldırmaya başladılar. Saldırmaya başladılar. İş tabi çok sıkıya vardı. Bu böyle tam böyle en savaşın kırdık anında 5-6 tane müşrik hendi atlayıp karşıya geçtiler. Atla geçtiler böylece. Bir amır. Bir Ebu Cunlu ikrime. O sonra Müslüman oldu tabi ama. Bu altı kişi henden daha bir dar yerinden atlarını girip böyle geri geri böyle atlamışlar hende geçtiler. Bir amır, amır arabi santramen son yokmuş böyle. Öyle savaşçı, tek başına yüz kişiye savaşırmış, Öyle bir savaş irgara savaşışmış, at üzerinde. Şimdi atın şey bir döndü. O zaman bir usul vardı savaştan önce mübadele, mübareze. Yani yeki yek böyle dövüşüyor, savaşıyorlar yeki yek. Bu atın döndü adını şahlandırdı. Dönü Müslümanlara karşı bir eriş diyorum. Çıksın yek yek bir savaşalım bakalım. Şimdi tabii sahabelerin her biri çıkacak karşısına. Onların canı pazaran değiller. Değiller ama kişinin hangi çıksa biliyor ki Amr'ın karşısından tutunamayacak. Hemen başta hep şehit olacak ama fakat arkadan gelen Müslüman da gidecek. Ve bu bir nevi psikolojik olarak etki yapacak iki ordu arasında. Herkes böyle duruyorlar. Zaten sahabenin her biri uykusuz, aç böyle. Çıpıdan soğumuşlar, kanları donmuşlar, hareket haline kalmamış. Bu Amr denen kafir, müşrik ve de okuyunca hastali peygamberine geldi. Ya Allah, bana izin ver, onun kasasına ben çıkacağım dedi. Peygamber hastalığa baktı. Çok genç hastalığı. Daha tecrübesiz, deneyimsiz. Peygamber şöyle buyurdu. Ali, ku amrın. O amır ama. O amır ama o. Yani belli bir şekilde bence. Sen çıkma ona. Yazık olacak sana şu anda. hastalı durdu. Baktık ki amır, çıkan yok. Altına bir döndü. Şahınladı. Daha yüksek perdeden hava atarak başladı. Bağırmaya Müslüman hakarda başladı. Yokmuş içinden bir er karşıma derekten. Hazreti Ali yine peygamberimize Ya Allah ben buna karşı çıkacağım. O anda Hazreti Ali'ye mali bir hal gel muhteremden. Mali bir hal böylece. Bu maneviyat öyle bir şey ki maneviyat bir insan icabında 40 sene çalışır bakın. Bir insan 40 sene çalışır böyle namaz kılar, zikir eder, şunu yapar, 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 yapar da ama nefsin ettiğine başaramaz böyle. Nefsinin bir anda yener kendisine böyle şey. Yol olamaz kişi böyle şey. Bazen biraz böyle din yolunda böyle. Allah'ın dinine sahiplenmede kişi bir anda öyle hal alabiliyor ki o kadar hal alıyor böyle. O anda hastalığı öyle hal almış. Fena fillahın tam zirvesine ermiş böyle şey. O anda bir Allah'ı biliyor. Bir şey gözü görmüyor böyle şey. Zaten kul o hale gelince Allah tabi buyuruyor artık onun gören gözü ben olurum. İşten kulağı ben olurum. Onun eli ben olurum Mevlam buyuruyor böyle Yani ilahi kudret onda tecelli ediyor böyle. Böyle bir hal vardır. Hazreti böyle bir hale gelmiş şu anda. Bir Allah biliyor böyle Hiçbir şey gözü görmüyor kanata böyle şey. İlahi kudret tecelli etmiş böyle Üçüncü defa amır Tekrardan okuyunca artık izin istemedi peygamberimizden. Yani o aşağı o fena makamı ile fena Resulü aştı onu yani Artık peygamberi görmüyor artık gözü ben Ya Resulallah ben gidiyorum dedi. Peygamber baktı Hazreti Ali'ye tabi peygamber biliyorum durumunu. Öyle bir halde ki artık kim tutamaz kendisini böyle. Peygamber tutamaz kendisini böylece. Peygamber şöyle buyurdu. Ali dur sana zırhını vereyim, benim zırhımı giy. Hasta kendi zırhını çıkardı, peygamber zırhını giydi. Peygamber ona kendi kılıcını verdi, zülfikarını, meşhur. Ali, al benim kılıcımı, git bakalım. Allah emanet ol. Peygamber eli açtı, Rabbim bana Ali'yi bağışla. Onu yardım ederdi, peygamber dua etti. Hasta gitti, ama at üzerinde. İri de kendisi, hastaları daha delikanlı, i̇şte böyle genç kendisi de. Piyade tabi, Elli kılıç gitti. Şimdi hasta gider gitmez onu önce İslam'a davet etti. Ya Amr gel Allah'a iman et. Kelime şahide getir. Bırak şu putperest şirki, bırak küfrü, bırak böyle. Sen de Allah yarattı. Sen Allah'a döneceksin. Bak mülk onun mülkü. Gel İslam'a gel. Amr kızdı ama sen kimsin be? Bana bunu teklif edebilen, yani karşına çıkan kimsin sen bakalım bu şekilde? Sen kimsin bana? Söyle bakalım kimsin bana, sen bakalım? Ben Ali bin Ebu Talib'im. Ebu Talib onun oğlu Ali'yim ben dedi. öyle mi dedi şimdi? Ebu Talib babam benim dostumdu. Onunla çok yemek yedim ve beraberce. Ben dostumun evladını öldürmek istemem. Sen git de başta geçsene dedi. Eğer senin öldürmesen de ben gene gitmek için gelmedim. Allah için geldim, ben seni öldürmeye geldim buraya. Tabi tamam, Allah konuşuyor bana şey. Eh, madem ölmek istiyorsun, olur. O zaman dedi, hasta dedi, ki ona, ama bak ben piyadeyim, yayım. sen atlasın, in aşağıda öyle şey yapalım bakalım, savaşalım. Peki dedi, hem attaşa aşağı kendisini, altması ama kendisini, hem hastaya bir kılıç indirdi böyle, yukarıdan böyle, tepeden böyle. Öyle kılıç kullanmış, kullanmış kendisi böyle. Hastalde atik davrandı, tavallığın yardımıyla, kalkanla onu karşıladı kalkan. Kalkan o dönemin en büyük müdafaa savunma silahı böyle. Okta kılıçlar çelikten kalın çelik. Hastalar onu karşıladı. Amır o kadar kuvvetli bir darbe indirmiş ki hastanın kalkı ikiye bölündü. Kalın çelik ikiye bölündü ve kıl hastanın başına isabet etti. Ama fazla kesmedi. Hafif derisini kes çizdi. Hemen Hazreti Ali kılıcına davrandı, Amr o darbe yapacak. Hastalı burada bak ne yaptı? Şöyle mahastan Amr bir arkasına baktı şöyle bir işe. bir arkasına baktı. sağ arkadan bir şey oluyormuş gibi. Amr da aldandı. Arkada bir şey mi var arkada? Tam bakay arkasına. Hastalı kafasına vurdu ki boynuna kılıcını. Kafa bir tarafa. Benim tarafa düştü O anda Hazreti Ali'de tebliğ getiriyor muhteremler. Hazreti Ali Allah'ı ekber deyince Orada olan bütün sahabeler tebrik ettiler böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Tabi binler sahabe orada tam işte tekbirle böyle orada bir har aldı. Hatta muhtemelenler hadis bu konuda peygamber buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor. Hazreti Ali o anda öyle bir sevap aldı ki mizanı tartamayacak mahşerine bakınız. Mahşerdeki mizan onları tartamayacak öyle sevap aldı. Hazreti Ali Diğerleri bu sefer kaçma başladı diğerlere bir Hazreti öldürdü bence. Kaçtı gittiler onlar. Sonuçta muhteremler bir Noem diye biri çıktı müşrik tarafında elhamdülillah. Allah'ın işini ilham vermiş. Hidayet mi Rabbim bana böyle. Peygamber gizlice geldi. Dedi ya Resulallah, Allah. Allah hidayet etti elhamdülillah Müslüman oldum dedi. İlk edemek şimdi sizlere. O araya girdi. lakin Yahudi'nin müşrik arasını bozdu. Kısa geçen muhteremler. Şimdi sonuca gelelim. Son günü. Fakat Müslümanlar da az kalardık orada. Bir kısım Medine'ye gittiler. Yahudiler Medine'ye saldırmasın diye. Çoğuşunu koruması için. Bir kısmı hastalandı. Bir de münafıklar dağılıp gittiler böylece. Az Müslüman kaldı ama kalan Müslümanlar da Aç, susuz, uykusuz, üşümüşe bitkin bir halde böyle toprağa sarılmışlar. Artık kımıldayamıyorlar. Öğle ikindi arası peygamberimiz namaz kılıyor. Bakın pe peygamberdeki hale bakın peygamber Efendimiz. O da büyük insan tabii. Peygamberimiz namaz kılıyor peygamberimiz. Oturduğu yerde ama. Ne yapıyor nam nam namaz kılıyor? Bir ara Peygamber şöyle başını kaldırıp baktı. Gülümsedi peygamberim. Sabra baktılar peygamber gülümseyince sevindiler. Yarısı yolla Gülümsedin! evet estağfurullah. Cebrail selam geldi bize getirdi. Biraz al biraz Allah'ın yardımıyla gelecek. Düşman bozulup gidecek buradan. Peygamber sordu Cebrail'e. Karışım Cebrail peki nasıl gelecek bu yardım olacak? Tabi Allah bir silah verecek. Şura buyurdu. Ya Muhammed kardeşim Muhammed Allahu celle Az sonra, yani akşam üzeri Hend'in öbür tarafında bir fırtına çıkacak. Ama eşi görmem fırtına çıkacak. Olmazsa Mehmet'e gelecekler, düşman buradan bozulup kaçacak artık. Buyurdu. Peygamber bunu müjde verdi, verdi. Hep seviniyorlar böyle. Allah, şükür ediyorlar, ve Allah şükür ediyorlar böyle, Allah şükür ediyorlar böyle. Tek getiriyorlar. getiriyorlar. Mağazam böyle bir sevinç İki namazı kılındı. Artık sahabeler gayet mütmeyinler tabi. İki namazı akşam üzeri karşıya müşrik ordusu. Onu yiyecek çok tabi orada. Develeri kesmişler. O kocaman kazanlara ateşin üzerine koymuşlar. Etler kaynıyor böyle. Ekmekleri pişiyor, kurumalar, üzümleri, şarap getirmişler. Soflarını kurmuşlar. Yiyecekler, akşamı yiyecekler böyle. Meydanda yiyecekler. İkinden sonra hafif bir rüzgar esneye başladı. Derken kuvvetlenmeye başladı. Kuvvetlenirken bir de soğuk rüzgar ses çıkaran rüzgar başladı böyle. Muazzam ses çıkarıyor. Uğultu ile ve soğuk bir rüzgar böyle. Derken öyle bir fırtına dönüştü ki ne kadar çadırlar varsa çadırları kazıkları yerden koptu o böyle. O çadırı havada uçuşuyor balon gibi. Havada uçuşuyor o muazzam kum fırtınası oldu ki gözlerine girdi. Gözlerine, içlerine, ağzına, burunlarına doldu. O kazanları devrildi. ateş etrafa saçıldı. Bir de hayvanların gözüne girdi şimdi kum böyle. Hayvanlar bağlı. Hayvanların gözüne kum girince, hayvanın tabi canı yanınca, ipini koparan, başlığı sağ olsun tekme bulup hayvanlar böyle. Hava kararma başlayınca, buradan daha kuvvetlendir. Ses o kurtuna, anlarsa korkunç ses çıkarıp böyle. Yerine oyunu sanki böyle. O şekilde nefsin nefsi oldu. Ondan sonra geldiler. Bin tane melek ramları gönderdi, meleklere gönderdi. Melekler tekbire başladılar. Allah-u Ekber deyince sanki kıyamet kopuyor, onu yapar. Müşrikler artık kaçan kaçan ne bir şey emin verdi. Kaçan kurtulsun bakalım böyle Muazzam, bozgun Yiyecek orada kaldı, siyadı orada kaldı, hep malları orada kaldı böylece. Tabi kaçan kaçana. Hem de bir tarafında bir şey yok ama. Müslümanlar Allah'ın vaadini izliyorlar böyle karşıdan Göz göre göre mucize orada açıkça tahakkuk ediyor, izliyorlar. Sabah oldu muhteremler. Elhamdülillah tabi güneşlik hava, açık bir hava, güzel bir hava. Sabahımız erkenden kılındı o sabah. Artık güneş çıkarken bir peygamber hesabın kalkın bakalım. Kalkın şimdi. Gidelim karşıya geçelim bakalım. Kalktı Müslümanlar. Tabi tekbirlerle böyle en büyük bir bayram yaparak Müslümanlar karşıya geçtiler. Bak ortada dolaşan muazzam develer, binlerce deve. Ganimet oluşun böylece. O kadar zırhlar, kılıçlar, oklar, şunlar, bunlar çuval çuval zahireler, yüzümde hurmalar, şunlar bunlar. Hem orada develer kesildi, kazanlarda korunduğu muhteremler. Orada bir ziyafet çekildi böylece. Müslümanlar ilk bir doydular böylece. Peygamberimiz ayağa kalktı. Şöyle buyurdu. Eshabım, bu müşriklerin yani kafirlerin Medine'ye artık son hücumları, saldırıları son. Artık bundan sonra kıyamete kadar kıyamete kadar Medine Münevvere'ye artık kafirler saldıramayacaklar. Bu imtihanı Allah'tan size imtihanı kazandınız. Allah razı oldu. imtihan bitti artık. Artık Medine son sal saldırı artık bu böylece. Yani buyurdu böylece. Elhamdülillah hemen ganimetler Medine'ye getirildi. Allah aşkına elhamdülillah. Medine'de bir bolluk başladı. 5. senesinde bu hicretin 6. yıl hicretin Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 1500 sahabesiyle Mekke'ye ömre gitmeye verdi Peygamberimiz Mekke'ye. Sahabelerin imanı biraz zayıf olan o dönemde yeni Müslümanlar, münafıklar buna katılmadılar. Dediler ki haşa bu dediler, şaşırmış dediler. Daha geçen yıllarda korktu, savaşamadı. Şimdi Mekke'ye gidiyor, elinde ayaklarına gidiyor. Dediler, ama tabi Rabbim korudu muhteremlerim, Hudeybiye'de Peygamberin devesi çöktü. Mekke'ye girmeden, Mekke'ye yakın bir yerde, hemen tepenin belik yakasında Peygamberin devesi çöktü, kalkmadı. Giderlerdeki. O kadar uğraştı sahabeler, deveyi kaldırmaya, deve kalkmıyor böylece. Devenin başlarına girin Medine'ye çeviriyorlar, deve kalkıp Medine'ye yürüyor böyle. Hemen sahabelerin be, devenin başlarını yine belki döndürüyorlar. Deve yine çöküyor böylece. Derler ya Allah, bu senin deven kusva. Meşhur Peygamberin devesi. Bu böyle yapmaz ya Allah. Bu niye böyle yapıyor? Peygamber güldü bırak onu bırak onu. Fili Mekke sokmuyor. allah Teala onu sokmuyor Mekke'ye. Bunda hikmet var bakalım böylece. Bir de baktılar ki meğerse müşrikler hemen tepe arkasında Oraya pusu kurmuşlar Müslümanlar karşıya böylece. Yatıyor böylece. Orada bir anlaşma yapıldı. Müslümanlar müşrik arasında 10 yıllık yapıldı. Saldırmalı şunda bunu yapıldı. Peygamber döndü. Hayber'i fethetti muhteremler. Hayber böyle. Ki o Yahudiler fitneydi Medine'ye karşı böylece. Fitneydi. Hemen ilk İslam'da fütuhat Hayber oldu muhterem. Hayber oldu böylece. Hatta Hayber'in de çok özellikleri oldu Hayber'in fethinin de. Yahudiler orada duymuşlar Peygamberimizin Hayber'e geleceğini. Hep böyle savunma için bir şey yapmışlar, mevzi yapmışlar, bekliyorlarmışlar. Peygamberimizin son geleceği gece onlara bir gafet geliyor, uyuşuklu geliyor, uyku bastırıyor, bırak gidiyorlar. Peygamberimiz o gece geldi. Ama bunlar ne yapmışlar? Abi, bunların meşhur çoban köpekleri varmış bunlara. Onları etrafa salmışlar. Bunlar demişler, bağır, havlar, uyur bizi demişler. Allah Teala onlara köpek uyku verdi. Gafet verdi böyle. Bir köpek havlamadı. Bir oruz ötmedi. Peygamberimiz Arslan Seri gece oraya indi. Hayber e indi Peygamberimiz. Onda hepsi kale içinde. O zaman sekiz kale vardı. Hala kalelerin bir kısmı duruyor. yıkıntı tahrabi halinde. Hala duruyor Hayber'de. Yani Hayber o yörenin güzel bir yeri böyle akarsuyu var, hurması var, sebze oluyor, meyve oluyor orada. O yörenin en güzel yeri Hayber. Orası da hala duruyor, kalelerin harabeleri duruyor. Peygamber şöyle buyurdu, yarın sabah içinize bir amir kumandan tayin edeceğim. Onun başkanlığında savaşacaksınız. Öyle kişileriniz işte üzerinize amir kumandan olacak ki, Allah onu seviyor, Peygamber onu seviyor, kendisi o Allah peygamberi seviyor. Şimdi dağılın bakalım. Dağdılar. Tabi uyumadılar sahabeler. Hep yasını okudular. Allah'ta da Böyle tevhid namazını kıldılar. Sabah kadar sabah namazı kılındı. Peygamber tevhidinden bindi. Toplanın sahabe etrafına sahabeler. toplandılar. Şimdi bakalım kumandan kim olacak? Ama her bir olmak istiyor. Neden? Allah peygamber onu o kişi seviyor çünkü böyle şey. şöyle buyuruyor. Ben hiçbir zaman kumandan reis olmak istemedim. Ben isimsiz bir er olmak istedim her zaman. Yalnız o sabah istedim diyor. Hatta Semer'in boyu orta boylu kendisi de uzun boylu değildi. Resulullah beni görsün diye ayağı parmak ucuna kalkmış böylece. Yani Resulullah görsün de Ömer desin diye kendisine uzatmış şey başını uzatmış. O kadar uzatıp başını böylece. Peygamber baktı, baktı, peygamber baktı. hasta yok orada. Ali nerede? Yarısı Allah gözleri çok ağrıyor, beyni çaltıyor, patlıyor gözü. Yarısı Allah gözünü açamıyor, o çadırda kaldı yatıp duruyor bu şekilde. Gelemedi buraya Yarısı Allah. Gidin onu getirin bana. Gittiği kişi ilk koluna girdiler, hastane gözü kapalı ama açamıyor gözünü. böylece. Peygamber e parmağını tıkan sürdü, ilk gözünü sürdü, bir şey kalmadı benice. Benim ki Ali bin devene Allah senin elinle bunu fethedecek. Yürü biiznillah. Hiç arkan dönü bakma. Hiç arkan dönme. Arkan dönün bakma hiç. Has devesine bindi. Üç adım gitti. Aklına geldi. Acaba savaş aşırı nasıl başlayacak? Birden baskın mı yapacak? Yoksa önce İslam'a davet edecek onlar acaba? Ne yapacak acaba? Yine durdu. Ama Peygamber'in ne verdi talimatını? arkan dönüp bakma. Hiç arkan dönüp bakmadan. Arkana dönüp Peygamber'imize. Arka bakmadan bakınız. Peygamber'e bakınız itaat edinler. Arkan dönüp bakmadan Ya Allah nasıl savaşa başlayayım? Hemen baskı yapayım mı? Onu İslam'a davet edeyim mi? Peygamber gülümsedi. Ya Ali. Önce onları İslam'a davet et. İslam'a davet et biraz bekle. Onlara düşmez için bir fırsat zaman tanı. Sonra ikinci defa onları tekrar İslam'a davet et. Yine biraz bekle. Düşünsün karar versinler. Üçüncü defa tekrar onu İslam'a davet et. Yani İslam'ı anlat. Tevhid onu anlat. Yine biraz zaman tanı bekle. Yine İslam'a gelmelerse ondan sonra Allah'a güven, tevekkül et. Savaşa gir. Peygamber şöyle birurdu: Ya Ali, şunu da bil ki eğer Allah Teala senin edin ile yani senin vasıtan ile bir kafir imana gelirse bütün dünyadan daha hayırlı. Dünya ve mafi hata geliyor. Yani dünya dünyada ne varsa dünyada altını, platini, gümüşünü artı mücevher ne varsa bütün dünya bir kişiye verseler bu kişi bütün dünya küre arzdaki bütün bu değerli şeylere kişi alıyor sadaka bile verse bakınız onu bile verse ama o kişinin eliyle bir kişi İslam'a gelse Allah katında daha sevap mı bakın daha sevap. Hastada gitti muhteremler bağırdı. Ey Yahudiler, ey Hayberliler. Gür sesi vardı hastanede böylece. Uyuyormuş Allah'ın gafet vermiş haberci. Uyanlar böyle bir renk. Aa bu Ali'nin sesi. Tanrı'nın eşliğine ne böylece? Ne oldu acaba? Rüya mı? Ne bu acaba böyle? Şaşırdı ayberler böyle. Bir kalk baktılar. O İslam orası etrafı sağ mı? Kuşatma altında bunlar bu şekilde. Hasta dedi ki gelin. Kardeş olalım bakınız. Hep babamız Adem. Annemiz Havva. Hepimizi Allah Teala yarattı. Ona döneceğiz. Allah Teala bakın bu son peygamberi. Son kitabı Kur'an geldi. Gelin İslam'a edin, getirin kelime şahadeti. Bak kardeş olalım. Hep beraber yaşayalım beraberce. Onlar ne yaptılar? Hastane küfür etti bak. Böyle ağır galis küfür etti böyle, ağır, küfür etti böyle şey. Hakaret etti hastaneye. O tabi cevap vermiyor. Peygamber talimatına harfen riayet ediyor, uyguluyor bence. Bekti de biraz. Onlar durmadan hasta seviyorlar. Yine ona İslam davet etti. Yine bekledi. Üçünün dağıtın sonra yine o zamanı tanıdı. hadi bakalım dedi. Allah'a u Ekber biiznillah. Yürüyün bakalım da şeylerine. Yürürler. Tabi kale içinde. Ok atıyorlar. Kadınlara taş atıyorlar. Kadınlara taş atıyorlar bence, Savunma savaşlarında. Öyle bir hal geldi ki kalkanı kırıldı orada. Oklardan paramparça oldu artık orada. Kalenin kapısı varmış. Çok kalın, büyük demir kapı varmış. Hasseli o kapıyı kopardığı gibi kale kapısını onu kalkanı kullandı, tekini aldı. Kale hücumetler fethettiler bu şekilde. Sonra savaştan sonra bakın muhteremde, savaştan sonra tabi kapı duruyor yerde şimdi savaştan sonra. Peygamber tabi karşıdan görüyor bunları. Peygamber hastalığı çağırdı. Ali gel bakalım buraya. Sen bu kapıyı nasıl kopardın? Nasıl kopardın? Sonra sen tek elini nasıl bunu aldın, kapı kaldırın bu kullanın kalkan olarak. Bir kalır görelim bakalım. Hastane gitti. Kapının bir ucuna bir ucunu kaldıramıyor. Bilmem kaç batmanmış ağırlığında. O da ölçüde var. Unuttum şimdi şeyini. Bilmem kaç batman ağırlığında öyle muazzam bir demir kalın kapıymış. Hastane o kadar uğraştı. Bir köşesinden kımıldatamadı bile. On kişi uğraştılar. Ancak zor bile yerinden mi? Kaldıramadılar bile. On kişi kaldıramadılar. Peygamberimiz dedi haliye o zaman şimdi niye kaldıramıyorsun. Ya yarasıyla bilemiyorum ben dedi Peygamberimiz. Yine onda hastalıya o hal gelmişti onda da ben hiç hatırlamıyorum az cemaatimiz İşte elhamdülillah Hayber'in fethiyle beraber artık bir şey kaldı artık Mekke'nin fethi kaldı muhteremler. Mekke'nin fethi kaldı. Onun fethiyle elhamdülillah artık İslam Arabistan'da tamammış olacaktı ben hiç. Olacaktı. İnşallah haftaya inşallah muhteremler Mekke mükerreminin fethi. Bilhassa Mekke'nin fethi çok önemli bir şey. Önemli Mekke'nin fethi bir şey. Ondan sonra elhamdülillah artık İslam gelecek. Lillah Teala Fatiha.